Merhaba arkadaşlar, bu videoda da ayva ağacından bahsedeceğiz. Ayva da şeftali gibi gülgiller familyasındandır. Yüzeysel kök sistemine sahiptir arkadaşlar. Çok yıllı bir ağaçtır. Ortalama ömrü 60 sene kadardır. Soğuğa dayanıklı olduğu için hemen hemen her bölgede olur ve her bölgeye özgü de çeşitleri vardır. Ayva ABC vitamin açısından zengin, potasyum açısından da zengindir arkadaşlar. Ayrıca da insan için güçlü bir antioksidandır. Birçok çeşidi var dedim, yörelere göre değişen. En çok tercih edilen limon tipi. Yani şu an elimde gördüğünüz gibi, görüntüde gördüğünüz gibi limon tipi olan çeşitleri tercih ediliyor. Arkadaşlar ayva kendisi kadar yaprakları da insan vücudu için, çekirdekleri de, kabukları da çok değerlidir. Mesela ayva yaprağı çayından yaptığınız zaman özellikle kışın öksürüğü engeller, bağışıklık sistemi düzenler, soğuk algınlığı ve gripten de insanları korur. Ayva yaprağı çayı, çekirdeği ve kabuğu da aynı şekilde etkiye sahiptir. Ayva A vitamini açısından zengin olduğu için göz sağlığı için faydalıdır. Ayrıca kolesterolü düzenler, kötü kolesterolü düşürür. Lifli olduğu için de bağırsak hastalıklarından korur. Kalbi ve damarları koruyarak da kalbi temizler. Tabii ki diğer meyve çeşitleri gibi ayvanın da kendine öz hastalıkları vardır. Bunlar ayva monilya hastalığı, iç kurdu, ateş yanığı hastalığı ve kök kanser hastalığı bütün hemen hemen ayvalarda mevcut. Tabii ki bu hastalıklara karşı da ayvayı da ilaçlamamız, bakımını yapmamız gerekiyor. Bunda arkadaşlar ayva çiçek açtığı dönemden başlayarak monilya hastalığı dahil çiçeğin %5, %50 ve tamamını açtığı dönemlerde 2-3 kez ilaçlama yapılacaktır. Ayrıca Ağustos ve Eylül ayında hasat edildikten sonra ayvalar ilaçlama, göztaşı, bordo bulamacı, bakır içerikli ilaçlarla ilaçlanmasında fayda vardır. Gübre olarak da ayvaya arkadaşlar yanmış hayvan gübresi kullanmanız gerekiyor. Kök sistemi hayvan olduğu için emiliminde yanmış hayvan gübresini kullanmanız gerekiyor. Söylediğim gibi hayvanın ömrü yaklaşık 60 yıldır. Bu gördüğünüz şekilde aşı üzerinden çıkan sürgünleri keserek ayvayı komple yenileyebilirsiniz. Tekrar tekrar vereceği için gençleştirebilirsiniz hayvanınızı. Bakın burada da bir ayva hastalığına karşı bir örnek de burada. Ben de ilaçlamada biraz geç kaldım. Bunda kara leke hastalığı. Ayrıca sinekler için ilaç atmadığım için hayvanın üzerinde de içinde de kurtlanmalar mevcuttur. Şu delikleri görüyorsunuz. Bu deliklerden mutlaka içlerinde, bakın, gördüğünüz gibi. Bahçenizde bulundurulması gereken ağaçlardan biridir. Söylediğim gibi her yönüyle insana faydalıdır. Yaprağı, dalı, çekirdeği. Bakımı da zordur. Nasıl zordur? Budama esnasında sürekli kontrol edeceksiniz. Bakın şuralarda oluşan yerler kansersi yerlerdir. Buraların temizlenerek bordo bulamacı, göztaşı ve benzeri bakırsı ilaçlarla, bakır içerikli ilaçlarla ilaçlamanız gerekiyor. Bu benim yaklaşık 5 yıllık çekirdekten, daha doğrusu hayvanın kökünden aldım, getirdim, yetiştirdiğim aşısız bir hayvandır. Bakın bu kadarcık bir ağaçta yaklaşık 10 tane meyvesi var. Harika da bir görüntüleri var.
Bunu da yine budamaları diğer meyvelerde olduğu gibi iç dallarını alacaksınız. Kanseri yakalanmış dallarını alacaksınız, atacaksınız arkadaşlar. Yaprakların çay içinde şu an tam zamanıdır. Şöyle sağlam yaprakları, ölmemiş yaprakları, kurumamış yaprakları alarak tam zamanı şu an Ağustos, Eylül ayındayız. Eylül'ün 7'sindeyiz. Kurutarak fazla güneş almayan bir yerde odanızda çayını demleyerek kışın çocukların ve sizin için solunum yolları hastalıklarında kullanabileceğiniz bir antioksidandır. Soğuğa dayanıklı dedik. Onun için hemen hemen her bölgede vardır. Her bölgeye özgü de çeşitleri vardır. Görünüş şekli olarak da çok güzeldir. Çok da değerlidir. Bakın. Harika bir görünüşü de vardır. Umarım faydalı olmuşsundur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.